Hop 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 dur. Günaydın. Bugün kampımızın 5. günü. Yağmurdere Yaylası diye bir yaylada kaldık Gümüşhane il sınırında. Normalde Taşköprü Yaylası'nda kalacaktık. Evet, tersimizin eğlenceleri. Normalde Taşköprü Yaylası'nda kalacaktık. Beğenmedik, devam ettik. Yağmurdere diye bir yer bulduk. Çok güzeldi. Sabah uyandık ve sisin içinde kahvaltı yaptık. Tabii bayağı ıslandık, üşüdük. 4 gündür hava gayet sıcaktı, terliyorduk. Bugün ilk defa polarlarımızı giyindik. Rota çok keyifli, ekip çok keyifli. Bahadır Bey, yollar nasıl? Kamp nasıl gidiyor? Güzel güzel, her şey yolunda ya. Yollar biraz engebeli. Böyle çok şehir merkezine girmiyoruz zaten. Şimdi de Uzungöl'e doğru yoldayız, gidiyoruz. Uzungöl ben daha önce görmüştüm de, bir 20 sene falan oldu tabii. Değişmiştir muhtemelen. Ondan sonra da yolumuz yavaş yavaş Artvin'e, dönüş istikametine doğru başlayacağız. Şimdilik her şey yolunda. Aras Bey, senin söylemek istediğin bir şey var mı? Nasıl gidiyor senin için kamp? Çok güzel. Çok güzel. Sisler nasıldı? Güzeldi. Azıcık göremedik. Değil mi? Bizi göremiyordunuz. Top oynadığınız yerde biz görünmüyorduk. Çok güzel bir manzaraydı ama. Arkadaşlar, an itibariyle D950 Soğanlı geçidindeyiz. D950 toplam 51 virajdan oluşan, en kısa sürede çok fazla irtifa kaybedilen bir yol. Karadeniz için standart bir yol olsa da buraya gelen gezginler tarafından çok beğenilmiş. Dünyanın her yerinden de bu yolu yapabilmek için çeşitli araçlarıyla gezginler gelip burayı tamamlıyorlar. Şu an dünyanın en tehlikeli yollarının arasından geçiyoruz. Yollarının arasında birisinde bir tane çizerdik. Yürüm seke bak. Dünyanın en tehlikeli yollarından birinden ya da dünyanın en tehlikeli yolu neydi ismi? Soğanlı geçti mi? Soğanlı geçti. Geçiyoruz. Şu an dünyanın en tehlikeli yolu şu anda köprüsünden geçiyoruz. Ya anne ne diyeyim? Dünyanın en tehlikeli yolundan geçiyoruz. Tamam, dünyanın evet. En tehlikeli yollarından birinden geçiyoruz. Dünyanın en tehlikeli yolundan geçiyoruz. Tamam, tamam öyle söyle. Arkadaşlar şu an dünyanın en tehlikeli yollarından birisinden geçiyoruz. 1950'lerde Ruslar bu yolu
kazma kürekle açmışlar. Yani hani bir iş makinesi vesaire olmadan Rus askerleri açmış bu yolu. Rakım 1910. Gümüşhane, Trabzon arası Soğanlı geçidi. Aşağıya bakmadan videonu çekmeye devam et. Aşağı uçurum. Sistem belli olmuyor videoda ama bildiğiniz çift teker iziyle gidiyoruz. Başkası yok. Son virajıymış kuzey. Tamam. 51 virajı geçtik bile mi? Evet. Hiç de tehlikeli değilmiş bence baba. Son viraj biraz keskinmiş değil mi? Biraz keskin. Tamam, bir şey yok. Evet. Ve son. Biraz keskin. Arkadaşlardan şey teklif geldi, kolayı patlatabiliriz dediler. Evet, Kuzey kocaman bir alkış patlatalım mı? Bitti. Biraz sonra. Dur. Evet, daha bitmemiş. Şu şeyi geçelim, PES yapısını, ondan sonra patlatın. Alkışınızı neyi yapıyorsunuz? Az kalmış. Bitti diyor, bitmiyor. Son viraj diyor. Son viraj dediğinden sonra 10. viraj geçiyoruz. Aslında çok etkilenmiyorum böyle yollardan ama arabanın burnu uçuruma bakıyor ve sis. İlginç. Ama o çok mutlu. Adrenalinle besleniyor kendisi. Ve arkadaki oğluşum da çok mutlu. Bulunduğum noktadan sonra bitiyor arkadaşlar. Buradan sonra köprüden karşıya geçeceğiz ve Trabzon'a geçmiş olacağız Bayburt'tan. Bizim ve arkadaşlarımız için unutulmaz bir seyir olduğunu düşünüyorum. Çünkü gittiğimiz yol, yol değil. Bayağı yol değil yani. Hani tarif etmeyeceğim çünkü videoya çekiyorum. Şu an böyle bir kartpostalın içinden sanki ya da yağlı boya bir tuvalin içinden gidiyormuşuz gibi. Hani insan bakarken böyle hayal eder ya. Öyle bir yoldan gidiyoruz. 2018'deki Artvin gezisinde Karadeniz gezisinde bu yoldan nasıl geldiniz diye herkesin tepkisi ve merakıyla karşılaşmıştık. Bu gezide de Uzungöl'deki otelden rezervasyon yaptırdı eşim. Bu yoldan geleceğine kaya var. Sümele Manastırı'ndan direkt Uzungöl'e geleceğini söylediğinde bunun mümkün olmayacağını söylemiş otel sahibi. Orada yol mu var vesaire diye şaşırmış. İşte öyle bir yoldan gidiyoruz. Karşıdan gelen araçlar. Durum da yukarıda bir fotoğraf çekeceğiz ya. Gördün mü Dastar ev vardı güzel bir. Karadeniz'e getirdim bari. Taahhütlerimin içinde vardı çizilecek. Yağmur ve ıslak buralar.
çamur da vardı. Çamur da oldu. Tayyar abi. Ne diyor ya? Yenisini alacak bize. Başka yapacak bir şey yok. Denizun çocukları hem mavi hem mavi dur. Denizun çocukları hem mavi hem mavi dur. Karadeniz karasın, boyuna dalgalanasın. Ayrı koyma kimseyi, seven seveni alsın. Ayrı koyma kimseyi, seven seveni alsın. Dallar camdan içeri giriyor Erhan. İyi misin? Erhan burayı işte 2018'de ilk kez iniyorum. Sen bir yerden sonra benim de ümidim bitti lan. Burası yol mu? Ne, nereye girdim ben? Geri de dönemiyorum. Geri de dönemem diyorum. Gidiyoruz da nasıl gidiyoruz? Sonra dedik yapacak bir şey yok. Keyfini çıkaralım falan. İleride ATV'cilerle karşılaşmıştım. Dalgalan Karadeniz, dertli dertli dalgalan. Ayrıldım sevdum ben, otur da derdin ne yavrum. Artık böyle bir bebeği senden aldım. Sırtımı kandırmışsın bu senin. Karadeniz'de romantizm. Nasılsın? İyi vallahi, gidiyoruz işte. Yüngele doğru. Senin siyah kelebekleri. Evet. Çiçeklerin, böceklerin. Yürütmediniz beni burada. Bu çamurda ne yürüyeceğim ben? Botlarım var. Ha, botlarım var. Bak. Benim yeşil. Amazon'da Jeep Safari turu gibi oldu aynı bu. Ya Allah aşkına bir kere bizi Kaz Dağları'na götürdüler. Para verdik, bir de dünyanın parasını ödedik adama. Şu zevki yaşatmadı bize ya. Çok romantik bir bakış açısı olacak biliyorum ama sanki böyle hani yağlı bir tablonun önünde böyle bakarsınız uzun uzun. Sonra sanki o tablonun içine girmiş olursunuz, o yoldan yürüyormuş gibi hissedersiniz ya. Şu an öyle gibi değil mi? Değil. Thank you.
Hıdırnebi yaylasında kaldık. Hıdırnebi'den çıktıktan sonra Sümele Manastırı, Sümele Manastırı'ndan sonrası o yol güzergahını da sen anlat canım çünkü orası çok karışık. Biz Uzungöl etabına çıktıktan sonra yola devam edebilmek için daha rahat ve yorulmadan arada bir yaylada kaldık. O yaylanın adı neydi canım? Almıştım. Beşoba köyüydü galiba. Bir dakika hemen bakıyorum. Evet, Beşoba köyüne varmadan aslında bizim kaldığımız yer yayla değildi. Bir tepeydi. Evet, yani bir tepeydi. Yanında suyun olduğu ve düzlüğün olduğu, yamacının bulunduğu güzel bir tepeydi ki bu yamaç sabah güzel bir Laz deniziyle uyanmamızı sağladı. Sis vesaire de vardı. Daha sonrasında Uzungöl'ün asıl etabı başladı. D950 Soğanlı geçtiğinin ve o meşhur Uzungöl'e indiğimiz 2018'deki şuradan bir yerden izleyebilirsiniz onu da tekrarını. İndiğimiz o meşhur rotayı bu sefer 4 arabayla birlikte yaptık. Anladığım kadarıyla herkes bayağı bir hayran kaldı yola. Gerçekten çok güzel, botanik bahçesi gibi bir yoldu. Ve kullanılmıyor ve kimse bilmiyor. Bu yolun rotasını aşağıya açıklama kısmına Wikilog paylaşımını bulunacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Bu rotayı yapmak için aracınızın 4x4 güzel bir lastik. Çünkü kaya ve taşla geçiyorsunuz. Aynı zamanda da çizileceği zaman üzülmeyeceğiniz bir aracınızın olması gerekiyor. Çünkü sık bir dalış. Gerçekten bu 08'lere bir hatırlatsın ya, bu arabalarla vurunca ölüyorlar. Çok dar bir bitki topluluğundan geçiyorsunuz. Arabayı birazcık çiziyorsunuz. Aynalarınızı kapatın. Anteniniz açılabiliyorsa kapatın. Ve o şekilde Uzungöl'e inin. Efsane bir şekilde inin. Yavaş yavaş ve sindire sindire inin. Şöyle, bol fotoğraf çekin. Şöyle düşünün. Evet, çok virajlı bir yol. Bir nebze hani özellikle belki şoför değil ama yanda oturan açısından biraz insan geriliyor. Ama sanki önünüzde bir tablo var. Yani dünyanın en meşhur, en bilinen ressamları sanki bir araya gelmişler. O yolu çizmişler. Önünde duruyoruz ve o canlanıyor ve biz o yolun içinden geçiyormuşuz gibi. Ve şeyden acaba dedik biz mi abartıyoruz? Çünkü önceki gezimizde de aşırı etkilenmiştik. Ve aynı bıraktığımız gibi hatta daha da değil mi? Gürleşmiş bir şekilde bulduk. O yüzden tavsiye ediyoruz ama eşimin de söylediği gibi biraz dikkatli olmakta fayda var o yolda. Ben bir daha gitmek ister miyim? İsterim. Günaydın. Bugün kampımızın 6. günü. Uzungöl'e geldik dün. Bir akşam turladık, yemeğimizi yedik. Bugün de şu yukarıdan manzarası görülen yerde güzel kahvaltımızı yaptık. Her yer çok kalabalık, her yer Arap dolu. Trabzon'da mıyız, Arabistan'da mıyız anlamadık. Ben çok üzüldüm ve gerildim açıkçası. Böyle bir yer resmen talan edilmiş Araplar tarafından. Personeller, mekanlar böyle çok yorgun ve şeyler, yoğunlar. En son 27 sene önce gelmiştik. Söylemiştim önceki videoda ama tabii çok değişmiş. Her yer ticarethaneye dönmüş. Yani şu güzel doğayı bırakmamışlar. Her yer kafe, restoran. Yani Bodrum, Çeşme gibi olmuş buralarda. Bir de dediği gibi de sürekli turist var. Turistlerin de çoğunluğu Arabistan. Onlar da biraz tabii böyle elle yemeyi, bakımsız yaşamayı seviyorlar. O yüzden biraz sıkıntılar var ama genel hattıyla Uzungöl güzel bir yer. Yakından değil, uzaktan bakması güzel. Hatta yukarıda tepedeki restoranda yemek yemenizi öneririz. Çünkü oradan manzara çok güzel görünüyor. Çok keyifli bir yer. İçerideyken hem gölü tam anlayamıyorsunuz kalabalıktan. Yürüyemiyorsun, izleyemiyorsun, oturacak bir yer bulup odaklanamıyorsun. Yukarıdaki mekanlara da çıkış çok zor. Tıkım tıkım şu an trafikteyiz. Her yer araba, yan yana geçmeye çalışıyoruz. Ama yine de her şeye rağmen gelip görülmesi gereken bir yer.
Ben geçerim. Ben bunu o kadar seviyorum. Sanır abi. Bir kere dört mevsimlik de bir bavul hazırlamanızı tavsiye ediyorum.
de şimdi bizim bir de şöyle bir güzelliği var. Bu rotada 4 çocuk var. Onların bavullarını tahmin edebiliyorsunuzdur. Ve hani biz böyle kaygılı anneler olarak her şeyi koyduk. İyi ki de öyle yapmışız. Şort da giydiler, termal de giydiler. Pantolon da bere de taktılar. Eldivene daha geçmedik. Geçer miyiz bilmiyorum. Belki o neydi yüzen şey adaların adı? Arsiyan Yaylası. Ha mesela Arsiyan Yaylası çok soğuk. Biz gündüz gitmiştik geçen turumuzda. Ona rağmen orada çadır kuran gençleri görmüştük ve ne cesaret demiştim. Tabii bizimkilere şimdi söylemiyoruz onu. Onu düşündüğümü ben aktarmadım. Ama yapılabilir. Ateş yakarsak sorun olmaz herhalde. Tabii bakarız hava durumuna. Dediğimiz gibi yani günübirlik gidip dönebileceğimiz bir alan. Ama kamp için gideriz. Hoşumuza gitmedi döneriz. Onun için evet. Yok. Bir de Karadeniz, Doğu Karadeniz turuna çıkacağınız arkadaşlarınıza dikkat edin. Kesinlikle uyumlu olmalılar. Çünkü her iklime, şarta, koşula uymalılar. Biz o konuda çok şanslıyız. Kayfe pişir zeytin yaprağı yeşil. Kayfe kar sesi var da tarlada zar sesi var. Dağlarda kar sesi var da tarlada zar sesi var. Kurban olan şavşetada içinde yar sesi var. Haydi canım, haydi balım, şinanay şirin yarim. Haydi canım, haydi balım, şinanay aslan yarim.